İslam'ın inanç kaynaklarından biri Zerdüştlük. Bir dinler tarihçisi şunları yazar. Persler, Keyhüsrev'in fütuhatından sonra Babilonya bölgesinden sürülen Yahudilerle karşılaşmışlar ve onların memleketlerine dönmelerine izin vermişlerdir. Bu sayede bazı Yahudi görüşlerini Zerdüştlüğün etkisiyle izah mümkün olmaktadır ki sonradan Hristiyan düşüncesi üzerinde etki yapmış olan bu görüşler şunlardır. Tanrı'nın karşısına şeytanı koyan ikicilik, dualizm, meleklere inanma, ölülerin ölmezliği ve sonradan dirilişleri. Bilindiği gibi Zerdüştçülük dininin peygamberidir. Tanrısı ise Ahura Mazda'dır. Bu dine tanrısının adından ötürü Mazdacılık, Mazdeizm adı da verilir. Zerdüşt, Pehlevi dilindeki biçimidir. Yunanılaşmış biçimi ise Zoroastrestir. Daha başka biçimleri de vardır. Bu adla adlandırılan söz konusu peygamber tarihte gerçekten yaşamış mıdır? Tartışmalı. Tıpkı Musa gibi, Buda gibi, İsa gibi. Bu konuda değerlendirmelerine önem verilen ve görüşleri genellikle kabul edilen iki uzman araştırmacı ve incelemeciye göre Zerdüşt, İsa'dan önce 660 ile 583 yılları arasında yaşamıştı. Bu tarih doğruysa ve Tevrat'ın anlattıklarına da kulak asılacak olursa, Yahudilerin Babil'deki tutsaklıkları ve sonra kurtulup ülkelerine dönüşleri Zerdüşt'ün yaşadığı zamana rastlamış kabul edilebilir. Böyle olunca kimi Yahudi görüşlerini Zerdüştçülüğün etkisiyle açıklamak doğaldır ve doğaldır ki nice tasarımlar, düşünceler gibi Kral Tanrı'nın karşısına Kral Şeytan'ı koyan düşünce de bu dinden yansımıştır. Yahudiliğe ve dolayısıyla öbürlerine, yani Hristiyanlığa ve Müslümanlığa. Zerdüşt diye birinin tarihte gerçekten yaşamış olup olmadığı, Musa'nın, İsa'nın yaşamış olup olmadıkları gibi tartışmalı. Ama tıpkı Musa'nın, İsa'nın oldukları ileri sürülen ya da onların din ve şeriatlarını dile getirdikleri savunulan kutsal kitaplar gibi, Zerdüşt'ün de kutsal kitapları var. Avesta. Bu kutsal kitabın çok önemli bir bölümü de şu adı taşıyor. Vendidat. Şeytana karşı koyma ya da şeytan karşıtlığının şeriatı, şeytana karşı koymanın kuralları anlamında. Bu kitap çok önemli çünkü Yahudiliğin de, Hristiyanlığın da, İslam'ın da amentüsünün, yani temel inanç kurallarının ve kimi şeriat kurallarının bu kitaptan alınma olduğu açık seçik görülmekte. Tanrı ordularını oluşturan melekler bu kitapta, Kral Şeytan İblis'in ordularını oluşturan cinler ve benzerleri bu kitapta. Ölümden sonraki yaşam, cennet ve cehennem inancı bu kitapta. Dinsel pislikler, pislenmeler nelerdir ve dinsel temizlenmeler nasıl olur bu kitapta. Elimdeki Fransızca çevirisinin Arapça çevirisidir. Eksiği yok ve oldukça kapsamlı. Kapağında şöyle deniyor. Avesta'yı oluşturan kitapların en önemlisi Vendidat. Bu kitapta iki güç çarpışmakta. Kral Tanrı Ahura Mazda ile Kral Şeytan Ehrimen. Bu iki kralın da orduları bulunmakta. Sayısız, sıradan. Askerleri, erbaşları, subayları, komutanları var. Kral Tanrı Ahura Mazda'nın ordularında en ileri gelen, yani en büyük rütbeli komutan 6 melek bulunur. Bunlar Kral Tanrı'ya doğrudan bağlıdırlar. Kralın yardımcıları ve bakanları durumundadırlar. Kral tahtının önünde buyruk alır ve yerine getirirler. Bunlar şunlardır. Vuhumano, Behmen, iyi düşünce demek. Yararlı hayvanlar bakanıdır bu melek. Ashavahist, Erdibihist,
güzel erdem demek, ateş bakanı. Şehri ver, güzel krallık demek, madenler bakanı. Spendarmit, spente aramiti, iyi cömertlik demek, yeryüzü bakanı. Haur vatat, hurdat, iyi sağlık demek. Amertat, murdat, ölmezlik ya da iyi ölmezlik demek. Son iki melek bakan birlikte sularla bitkilerle bakarlar ve bunların Kur'an'a değişik işlevde Harut, Marut diye geçtikleri görülmekte. Bunlar çıktıktan sonra kalan dört melek ise Yahudilikçe, Hristiyanlıkça ve Müslümanlıkça da kabul edilen dört ünlü melekten başka değiller. Anlaşılan bu melekleri önce Yahudiler alıp aşırmışlar, sonra da öteki iki din benimsemiş. Yukarıdaki altı meleğe ölümsüz kutsal kişilikler denir. Bunların dışında ve daha aşağı rütbede olan melekler pek çoktur Kral Tanrı'nın ordularında. Tümüne yazatalar, izitler denir. Bunlar da göksel olanlar ve yersel olanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Göksel olanların hepsinin başında en büyük göksel yazatanın sayılan Kral Tanrı Ahura Mazda bulunmakta. Yersel olanlar da Zerdüşt'ün yönetimindedirler. Güneşe, aya, yıldızlara, havaya, ateşe ve suya ilişkin işlerle ilgilenirler. Aslında güneş Kral Tanrı Ahura Mazda'yı simgeler. Ötekiler bundan sonra gelirler. Melekler içinde görevleri yalnızca koruyuculuk olanlar hafazada vardır. Çeşitli işlevler üstlenmiş grup grup melekler. Nitelikleri, görevleri ne olursa olsun tüm melekler Kral Tanrı'nın ordularında savaşçı olarak bulunurlar ve Kral Şeytan Ehrime'nin ordularıyla savaşırlar. Kral Tanrı Ahura Mazda'nın ordularında nasıl rütbeler varsa Kral Şeytan Ehrime'ninkinde de var. Ahura Mazda'nınkinde en yüksek rütbeli birer bakan durumunda altı melek mi var? Ehrime'ninkinde de bunların karşılığı olan şeytanlar var. Bu yüksek ve en seviyeli, en yüksek rütbeli şeytanların üçü adlarını Hinduların tanrılarının adlarından almaktalar. Indra, Serva ve Nasatiya. Burada hemen belirtmek gerekir ki Hint ve İran inançlarında bir karşıtlık göze çarpar. Birinde iyicil diye inanılan güçlere öbüründe kötücül diye inanılır. Örneğin Zerdüştçülükte iyicil diye nitelenen Asuralar, Hindularda birer kötücülük şeytandırlar. Hinduların iyicil diye inandıkları divler, devler, Zerdüştçülüğe göre kötücüldürler. Dinler arasında zaman zaman rastlanır bu tür durumlara. Ehrime'nin orduları kötücül cinlerden div, dev, derveç, darvant, peri adı verilen kötücül güçlerden oluşurlar ve aşağı dünyada cehennemde yaşarlar. Kralları Ehrimen'le birlikte cehennemin kapısında bir dağ bulunmakta. Are-Zura Dağı. Buna karşılık Kral Tanrı Ahura Mazda ordularıyla birlikte yukarıda göklerdedir. Ne var ki Kral Şeytan Ehrimen bulunduğu yerde kalmak istememekte. Kral Tanrı'nın yerine geçmek için yanıp tutuşmakta. Kral Tanrı Ahura Mazda bunu bildiği için sürekli uyanık bulunmakta. Ordularını da uyanık tutmakta her an. Çünkü kesintisiz olarak savaş durumu yaşanmakta. Burada hemen Kur'an'da bir ayet anımsıyoruz. Fecr suresinin 14. ayeti. Senin Rabbin gözlem evindedir. Böyle deniyor. Kral Tanrı gözlem evinde beklemekte. Kral Şeytan İblis ve orduları eliyle kotarılanları hemen görüp kendi ordularına bildirmekte. Gerekli önlemleri aldırmakta. Cinler kötü niyetle vahiy çalma amacıyla göklere mi yöneldiler? Kral Tanrı hemen bildirir ordularındaki melekleri. Melekler de o kötücü cinlerin ardına düşüverir ve onların üzerine ateş saçan delip geçen nesne yağdırırlar. Kur'an ayetleri bunları anlatıyor. Daha önce de değinilmiş bu ayetlere yer verilmişti.
Kral Tanrı Ahura Mazda ile Kral Şeytan Ehrimen arasındaki savaş da öyle. Savaşan güçlerden her iki kesimde uyanık. Zerdüştçülüğün kutsal kitaplarından Vendidat'a göre Kral Tanrı Ahura Mazda'nın gerçekleştirdiği her yaratılış, Kral Şeytan Ehrimen bir yaratılışa karşılık vermekte. Ahura Mazda hep iyileri, yararlı olanları yaratırken Ehrimen de kötüleri, kötülükleri ve zararlıları oluşturup ortaya koymakta. Vendidat'a şunlar anlatılarak giriliyor. Ben Hürmüz'ün yarattığı güzel ülkelerin ilki, Aras ırmağının suladığı İran'dır. Ölüm dolu Ehrimense şu belayı yaratarak buna karşılık verdi. Devlerin yaptığı ırmak yılanı ve kış. Ben Hürmüz'ün yarattığı güzel ülkelerin ikincisi, soğukluların yaşadıkları ırmak kıyısı kesimlerdir. Ölüm dolu Ehrimense şu belayı yaratarak buna karşılık verdi. Hayvancıkları ve bitkileri yok eden çekirge. Ben Hürmüz'ün yarattığı güzel ülkelerin üçüncüsü Merv'dir. Çevresiyle korunaklı olan Merv. Ölüm dolu Ehrimense şu belayı yaratarak bana karşılık verdi. Olumsuzluk ve sapkınlık. Böyle sürüyor bölüm boyunca. Ahura Mazda hangi ülkeleri, yeni kentleri yaratmış, Ehrimen neler yaratarak bunlara karşılık vermiş, bir bir anlatılıyor. Daha sonraki bölümler sorulu yanıtlı Zerdüşt sorar. Hürmüz, yani Ahura Mazda karşılık verir. İkinci bölüme, iyicilikli, adaletçi bir mitolojik hükümdar olan Yima Ksatraya dönemindeki gelişmeler anlatılmakta. Şöyle başlanmakta. Zerdüşt, Hürmüz'e sordu. Hürmüz, ey çok yararlı ruh, ey tüm gövdeler dünyasını yaratan, ey kutsal, ben Zerdüşt'ten önce sen Hürmüz'ün konuştuğu ilk insan kimdir? Kimdir o ki sen ona Hürmüz dinini, Zerdüşt dinini öğrettin? Hürmüz karşılık verdi. İyi insan Yima'dır o, ey Zerdüşt, iyi çoban Yima. Ben Hürmüz'ün sen Zerdüşt'ten önce konuştuğu Hürmüz dinini Zerdüşt dinini öğrettiği ilk kişi odur. Ey Zerdüşt, Hürmüz olarak ben ona dedim ki, ey Vivanhat oğlu Yima, benim şeriatımı öğrenmek ve gereğini üstlenmek ister misin? Yaymak ister misin? Yima buna şu karşılığı verdi, ey Zerdüşt, ben bu göreve elverişli değilim daha. Şeriat dersini alamam, öğrenemem ve gereğini üstlenemem. Muhammed de ilk vahiy sırasında vahiy meleğine buna benzer karşılık verdiği bildirir. Hadiste kendisine oku dendiği ve kendisinin okur değilim, okuyamam biçiminde karşılık verdiği anlatılır. Bu anımsandığında Muhammed'in ilk vahiy numarasının kaynaklarından biri beliriyor. İyi insan ve iyi çoban Yima öneriyi geri çevirmiş görünür ama yine bir görev alır Hürmüz'den. Bölümde anlatılanlara göre Hürmüz'ün yarattıklarını üretip çoğaltma, koruma, kollama ve gerekli önlemleri alma görevini üstlenir. Bu dönemde daha ne kışın amansız soğuğu, ne yazın sıcak rüzgarının amansız sıcağı, ne hastalık ve ne de ölüm var dünyada. Hürmüz, Yima'ya bir altın yüzük, bir de altın süslemeli kılıç verir ve Yima bunlarla tüm ülkeye egemen olur. Ne var ki her 300 kışta bir, Hürmüz'ün yarattıkları öylesine çoğalırlar ki hiçbir yere sığmaz olurlar. Her böyle oluşta Hürmüz, iyi çoban Yima'yı uyarıp önlem almasını buyurur. Yima güney büyününde, güneşin yolunda, Işık içinde altın yüzüğünü ve altınla süslemeli kılıcını kullanır. Bir yandan da yeryüzü bakanı Spenta Aramiti adlı meleğe seslenir. Ondan yardım etmesini ve yeryüzünü genişletmesini diler. Dilediği gibi olur. Daha önceki genişliğin üçte biri eklenir yeryüzüne. Üç kez böyle olur ve yeryüzü genişletilir. Aradan bir süre geçince Hürmüz Yima'ya bir kez daha uyarıda bulunur. Bu kez çok önemli bir tehlike var. Öldürücü kışlar gelecek, canlıları yok edecek ölçüde soğuklar olacak. Hürmüz Yima'ya bir sığınak yapmasını buyurur. Sığınağın ölçülerini verir. Hangi tür seçme insan, seçme hayvan ve seçme bitki alıp buraya koyacağını açık seçik bildirir. İyi çoban da söyleneni yerine getirir.
Bu sığınak tufandaki Nuh'un gemisine benzer bir kurtarıcı rolü oynamakta. Aradaki fark coğrafya ve iklim farklarından ileri gelmekte yalnızca. Nuh'un gemisi azgın sulardan, limanın sığınağı ise azgın soğuklardan kurtarma işlevinde. Sığınakta her tür gereksinimin karşılığında nur bile bulunduğu anlatılır. Buraya Hürmüz'ün dinini sokan ve yayma çabasında bulunan da bir kuştur. Karşıptar, ruhani başkan ise Urvanat Nara adında bir insan. Gelin görün ki bunlar olurken kral şeytan Ehrimen de boş durmaz. Yima'yı ortadan kaldırmaya yönelir. Mitolojiye göre şeytanlarından Danhak bir yolunu bulup o iyi çobanı öldürür. Bu belanın başına gelmesinde Yima'nın kendisinin de suçu vardır. Çünkü başarılarına böbürlenmiştir. Sözü edilen Yima İran mitolojisinde ünlü bir hükümdar olan Cemşit'tir. Danhak ise yine İran mitolojisinde ünlü Asurlu bir komutandır. Ancak ileri gelen bir şeytan sayılmıştır. Yine mitolojiye göre Danhak'ı da tutsak alıp hapseden ve dolayısıyla İran'ı kurtaran biri çıkmıştır. Feridun, Cemşit'in torunlarından Danhak'ın o gün bugün Denbavent dağında hapiste bulunduğuna ve yanına gidenlerin büyü öğrettiğine inanılır. Kur'an'da Bakara suresinin 102. ayetinde büyü öğretmenleri olarak sunulan Harut, Marut öyküsünün kaynaklarından birinin bu inanç olduğu düşünülür. Danhak, Dahhak eğer şeytansa nasıl hapsedilmiş olabilir? Bu bölümün ikinci serisinin gelmesini isteyenler varsa lütfen yorumlarda belirtiniz.